Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmiş ilk milli hava aracı sistemi. Tamamen milli ve özgün tasarım, ihraç edilen ilk hava aracı, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından İHA'lar yaklaşık 5 yıldır kullanılıyor. Ancak asıl etkisi milli İHA'ların silahlı hale getirilmesiyle başladı. İlk örnek Bayraktar'ın TB2 modeli oldu. Envantere girdiği Ağustos 2016'dan itibaren toplam 20 bin saatin üzerinde uçuş gerçekleştirdi. Taktik sınıfı İHA'lar arasında dünyada en iyiler arasında yer alıyor. Bazı özellikler ise dünyada bir numara. TB2 Bayraktar Ağustos ayının 2014 yılında gerçekleştirilen test uçuşlarında 27 bin site kadar yükseldi ve böylece bir ilke imza attı. Sadece irtifa rekoru kırmadı, aynı zamanda 24,5 saat havada kalarak kendi rekorunu egal etti. Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelede en önemli unsuru oldular. Terör unsurları İHA ve SİHA'lar tarafından tek tek belirlendi. Nokta atışlarıyla hedefler etkisiz hale getirildi. İşte insansız hava araçlarımız mesela operasyonlarda hiçbir şekilde sesini duyurmadan, hiçbir şekilde kendini göstermeden çok yüksek irtifada, sesini duyurmadan çok hassas görüntüler alıyorlar ve operasyon yapıyorlar. Yine işte SİHA'larımız özellikle milli akıllı mühimmatlarla yapıyor. ARGE biriminde şu sıralar hummalı bir çalışma var. Üretim hattındaki yeni SİHA'lar montaj işleminin ardından teslim edilecek. Milli gururumuz Bayraktar TB2'lerin üretim alanındayız. Yaklaşık 27 bin metrekarelik kapalı alana sahip ARGE biriminde. Hemen arkamızda ise Bayraktarların gövde kısımları yapılıyor. Bir sonraki aşamasında ise kanat kısımlarının montaj işlemi var. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde 30'un üzerinde TB2 silahlı Bayraktar, 6 karayel ve bir kısmı silahlı 10 adet Anka aktif olarak görev yapıyor. Milli insansız hava araçları envantere katılmadan önce Türkiye çoğunluklu olarak İsrail'den kiralanan Heron'ları kullanıyordu. Milli İHA'ların devreye girmesiyle uçuş saatleri de haftalık 80 saatten 650 saate çıktı. Yerli üretim İHA'ların üzerindeki mühimmat da yerli akıllı füzelerden oluşuyor. Bu da terörle mücadelede dışa bağımlılığı büyük oranda azaltıyor. Şimdilerde yeni bir aşamaya geçiliyor. Kısa süre sonra insansız Türk jetleri geliyor. Müjdeyi projenin mimarlarından Selçuk Bayraktar verdi. İnsansız jet çalışmamıza kısa bir süre sonra başlamayı düşünüyoruz.